Kemal Öztürk, Düşmanını Yaşatmak Amerika'nın dünyanın gözü önünde antidemokratik bir şekilde Venezuela'da rejim değiştirme girişimi kafamızı karıştırdı. Ben biraz daha karıştırmak niyetindeyim. Zihni zorlayalım ki ortaya doğru bir şeyler çıksın. Şunu diyeceğim, Amerika'nın devletlerin iç işlerine, milli egemenliğine ve halkın iradesine karşı müdahalelerinde farklı bir şey daha var. Düşmanını yaşatmak. Anlatayım, beraber kafamız karışsın. Amerika hep bir düşmana ihtiyaç duyar. Amerika halkını korkutarak devletinin etrafında toplamayı sever. Ulusal güvenlik diye kavramlaştırdığı şey aslında insanın en büyük kaygısı olan can güvenliği psikolojisine tekabül eder. Her zaman bir düşman vardır ve Amerika'nın ulusal güvenliğini tehdit ettiği söylenir. Bu yüzden Amerikan devletinin işgalden darbeye, halkı illegal dinlemekten örtülü cinayete kadar yaptığı her şey meşrulaştırılmaya çalışılır. Ulusal güvenlik söz konusu olduğunda akan sular durur. Her şey mübah olur Amerika için. Bu nedenledir ki Amerika her daim düşmanıyla var olmayı ve ondan güç alarak ayakta kalmayı tercih eder. O düşman sayesinde halkını korkutur ama devletinin etrafında toplar. Ekonomisi o düşman sayesinde canlı ve karlı hale gelir. Yine o düşman sayesinde emperyalist amaçlarını gerçekleştirir. Amerika bu nedenle çoğu kez düşmanının yaşaması için ona örtülü destek verir. Sadece kullanım ömrü bittiğinde değiştirir. Saddam'ı neden 1991'de devirmedi? Bunun en tipik örneği Saddam'dır. Saddam Amerika'nın müttefiki iken Kuveyt'i işgaliyle düşmana dönüştü. 1991 yılında 1. Körfez Savaşı ile Irak işgal edildi ama nedense Saddam iktidardan devrilmedi. Ne enteresan değil mi? Amerika bunu hiçbir zaman tatmin edici şekilde açıklamadı. Ancak Saddam sayesinde Orta Doğu'da kendisine bir müttefikler bloğu oluşturdu. Üstler kurdu ve müttefiklerine Saddam'a karşı kendilerini korumaları için silah sattı. Amerika Saddam sayesinde Orta Doğu'da istediği hegemonik yapıyı kurdu ve İsrail'in güvenliğini de sağlamış oldu. Neden Saddam'ı devirmediği net olarak anlaşılıyor değil mi? Ne zamanki Saddam artık kullanışlı bir düşman olmaktan çıktı ve yerine yeni düşman bulundu, 2. Irak Savaşı ile öldürüldü. Amerika müdahale etmeseydi iktidarlar değişirdi. Adım gibi emin olduğum iki konu var. İran ve Venezuela. Amerika'nın baş düşmanlar dediği iki ülke. Eğer dışarıdan müdahale olmasa kendi iç sorunları ve yozlaşmış rejimleri nedeniyle halkları tarafından iktidarları değiştirilecekti. Geçen yıl ekonomik kriz yüzünden İran'daki ayaklanmalar öylesine ciddi boyutlara ulaştı ki İran uzmanı arkadaşlarım ülkede büyük bir çöküntü yaşanacağını, hatta devrim muhafızlarının darbe yapacağını söylediler. Ne zamanki Trump ve Netanyahu İran halkının rejimi değiştirmesi için mesaj yayınladılar, olaylar bir anda kesildi. İran halkı, Amerikan ajanı ya da İsrail uşağı olmamak için bir anda durdurdu gösterileri. Amerika, İran tehdidi nedeniyle Suriye'de, Irak'ta tahkimatını artırdı. Suud başta, Onlarca Arap ülkesine milyar dolarlık silah satmaya devam etti. Şurası da kesin ki Trump Venezuela konusunda tweet atıp bu ülkeye karşı operasyon başlatmasaydı orada da halk iktidarı değiştirecekti. Olaylar o kadar büyümüştü. Maduro şimdi Amerikan emperyalizmine karşı direnerek iktidarda kalmaya devam ediyor. Amerika ise Maduro'yu tehdit olarak gösterip diğer Latin ülkeleriyle ittifaklar kurdu arka bahçesi olarak gördüğü Latin Amerika'da tahkimatını kuvvetlendirdi. Amerika düşmanını yaratır ve yaşatır. Kuzey Kore'de aynı durumda yıllardır en büyük tehlike ve düşman diye gösterilen Kuzey Kore için tek bir müdahalede bulunmadı. Ancak bu sayede Pasifik'e yerleşti, Çin'i sıkıştırdı ve orada büyük bir ittifak halesi oluşturdu. Başta Güney Kore ve Japonya olmak üzere tüm müttefiklerine Kuzey Kore tehdidi nedeniyle milyarlarca dolar silah sattı. Amerikan ekonomisi savaş sanayi ve teknoloji üzerine kurulmuştur. Her ikisi için de müttefik ve düşmana ihtiyaç vardır. O nedenledir ki Amerika çoğu kez düşmanını kendi yaratır, kendi yaşatır. İşi bittiğinde de çöpe atar. Bu anlattıklarımdan Amerika ve düşmanları arasında örtülü bir ittifak vardır tezi çıkar mı? Kafamız iyice karışsın. Onu da siz düşünün. Kemal Öztürk, Jeni Schaffhausen.